Market için başlatılan fahiş fiyat denetimi soruşturması tamamlandı dedik. İhlalleri tespit edilen 5 zincir markete 958 milyon TL ile 384 milyon TL arasında, tedarikçi firmaya ise 22 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi ve en yüksek ceza BİM ve A101'e geldi. Konuyu şimdi değerlendireceğiz. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizimle birlikte. Sayın Ağoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Figen Hanım. Siz spor camiasının yakından tanıdığı biz televizyoncusunuz, sunucusunuz. Şimdi tüketici dünyası herhalde şanslı. Onlarla ilgili haberleri yapıyorsunuz. Eksik olmayın. Gerçekten önemli bir konuya değiniyorsunuz bugün. Bu konunun geçmişi var. Evet. Yani bu konu dün çıkmadı veya önceki gün çıkmadı ortaya. 2018 Ağustos döviz kurumdaki dalgalanmayla başladı ve o tarihte gerek kamu otoritesinin çeşitli unsurları, gerekse başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığına kadar bir takım açıklamalar yapıldı. Bazı önlemler geliştirildi. Bunların en başında gelen önlemlerden birisi de tüketici kanununun haksız ticari uygulamalar başlıklı 60. maddesinin yönetmeliğine madde eklendi. Madde aynen şöyle diyor: girdi maliyeti veya döviz kuru artışındaki fiyat hareketlerinden etkilenmedikleri halde bunlardan etkileniyormuşçasına tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Kısacası dün 5 liraya sattığım malı bugün 6 lira yaptıysam bunun bir haklı sebebi olmalı. Bu konuda şikayet gelirse ben bunu incelerim, haklı dayanağın yok ise yaptırım uygularım diyor Kamu Otoritesi Ticaret Bakanlığı. Şimdi bununla ilgili nasıl bir tespit yapılabilir? Elbette ki Ticaret Bakanlığı müfettişleri resen soruşturabilirler. Rekabet Kurumu gerek görürse kendisi araştırır, gerekse gelen başvuruları değerlendirir. Ama bu arada Ticaret Bakanlığı'nın bir mobil uygulamasından bahsetmek istiyorum. O tarihte yürürlüğe giren haksız fiyat artışı bildirimiyle ilgili, bilmiyorum ekranda gözükür mü ama haksız fiyat bildirimi yazdığınız zaman arama motorlarına hemen çıkıyor. Bununla, bu mobil uygulamayla tüketiciler cep telefonlarından anında herhangi bir külfete katlanmadan Ticaret Bakanlığı'na bildirebilirler. İşte bu tür bildirimlerin neticesinde ortaya çıkan tablo gösteriyor ki şikayetler Rekabet Kurumu'na kadar gitmiş. Rekabet Kurumu talimatla böyle bir karar verdi, ceza uyguladı diyorlar. Bu doğru olamaz. Çünkü ben bundan 2 ay önce Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmeden 28 Ağustos 2021'de bir ulusal kanalda, bir ulusal haber ajansında aralarında WhatsApp grubu kurduklarına dair bilgiler geldiğini söyledim. İsim vermedim. Hemen ertesi gün veya aynı gün Gıda Parakendecileri Derneği bunun doğru olmadığını, Aydın Ağoğlu'nun söylediklerinin temelsiz olduğunu ve zincir marketlerin tüketici yararına faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladılar. Ben de çıktığım programlarda inşallah onlar haklı çıkar, inşallah tüketicilerin böyle bir istismarı söz konusu değildir, ben özür dilemek durumunda kalırım dedim. Ama bu arada Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri seyahati öncesinde ve dönüşünde 5 zincir marketten bahsetti. Ben 4 demiştim, o 5 dedi. Şimdi diyorlar ki birileri, işte Sayın Cumhurbaşkanı 5 zincir market piyasa oluşturuyor, piyasada fiyatları arttırıyor, temel gıda fiyatlarının artmasında etkileri yüksek. Ben bunlara katılıyorum. Ama şuna katılmıyorum. Cumhurbaşkanı dedikten sonra bu 5 zincir markete ve bir tedarikçiye yaptırım uygulandığı yaklaşımı doğru değil. Neden doğru değil biliyor musunuz? Bu inceleme Mayıs 2020'den başladı. 7 Mayıs 2020'den beri Rekabet Kurumu bunları inceliyor. 29 şirketti bunlar. Ve ben sürekli çıktığım programlarda, basın açıklamalarımda Rekabet Kurumu niye bu kadar ağırdan gidiyorsun? İhlaller hala sürüyor. Çünkü gözlemlerimize göre aynı fiyatlar uygulanıyor. Örneğin 30'lu yumurta birlikte çıkıyor, birlikte iniyor. Veyahut kağıt havlu fiyatları veya ıslak bez, bebek bezleri, çeşitli gıda ürünleri, elmadan salatalığa kadar fiyatlar birlikte çıkıyor, birlikte iniyor genellikle.
Her seferinde değil. Arada sırada belki de bilinçsiz, belki bilinçli farklılıklar görebiliyoruz. O nedenle Rekabet Kurumu'nu açıklamalarıyla tüketici adına ben sıkıştırırken tutup Cumhurbaşkanı söyledi, hemen ceza yazıldı 2 ay içinde, yaklaşımı doğru değil. Bu cezanın temeli ta 18 ay öncesine, 7 Mayıs 2020'ye dayanıyor. 7 Mayıs 2020 pandemi ilan edildikten 53 gün sonradır. Pardon, 53. Tabii ki 11'inde ilan edildi. 50 gün oradan, 57 gün sonra Rekabet Kurumu bu firmaları incelemeye aldı. Pandemi sürecinde kapanma oldu. Sadece zincir marketler açık, gıda satan yerler açık, diğer esnaf kapattı. Dolayısıyla orada oluşan tüketici tepkileri Rekabet Kurumu'nu harekete geçirdi. Bugün diyorlar ki Cumhurbaşkanı dedi diye ceza kesildi. Bakınız, bu kararın, alınan bu yaptırım kararının yargı yolu açık. İdarenin her işleminde de olduğu gibi bunu idari yargıda dava edecek ve zincir marketler haklarını arayacaklardır. 5 zincir market, bir de sıvı yağ üretiminde ülkemizin en büyük kuruluşu idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Fakat burada kesilen 2.7 milyar lira ceza hazineye kaynak olarak gidecek. Tüketicinin, milyonlarca insanı farklı bedel, yüksek bedelle satın aldıkları ürünleri ödedikleri bedeller ne olacak? Bu meçhul. Şimdi fişlerinizi bulun. O gün ne kadar farklı fiyat uygulamışlarsa, örneğin %30 arttırmışlar muzun fiyatını, domatesin fiyatını, o farkları talep edin hakem heyetlerinden dersem bu akılcı olmaz. Yani milyonlarca insanı tüketici hakem heyetlerine yönlendirmek, milyonlarca insanın o eskiden alışveriş yaptıkları fişlerini bulmalarını istemek rasyonel değil. Bu yaptırımın sonucuna gelelim isterseniz Figen Hanım. Bunun iki tür sonucu bekleniyor. Tüketiciler sosyal medyada hep şunu soruyorlar bana. Bu cezaları bizden mi çıkaracaklar? Siz ne düşünüyorsunuz Figen Hanım? Şimdi zaten öyle bir şey ki market zincirleri yüksek fahiş fiyat verdiklerinden dolayı böyle bir ceza aldılar. Acaba dedim ki şimdi bu cezaları nasıl kapatacaklar? Sonuç itibariyle bir şekilde bir yerden çıkartacaklar. Tekrar tüketiciden çıkartırlarsa bu sefer ne olacak? Tekrar ceza alacaklar ama. Nasıl bir yöntem uygulamayı planlıyorlardır sizce? İtiraz edecekler tabii ki. Onu biliyoruz. Siz her iki boyutunu da açıkladınız. Ya bizden çıkartmaya kalkacaklar, tekrar cezaya muhatap olmayı göze alıp, ya da fiyatları aşağı indirecekler makul noktada ve tam rekabet ortamında. Çok ilginç, marketleri savunan bir tweet gördüm ben. Hakikaten rahatsız oldum, şundan rahatsız oldum. Bu kadar geniş takipçisi, fazla takipçisi olan birisi böylesine bir iddiada bulunamamalı. Çünkü baktığım zaman diyor ki işte yukarıdan gelen talimatla enflasyon keçisi ilan edildi marketler. Alelacele ceza yazıldı. Allah aşkına alelacele olur mu? Ben kıyameti koparıyorum. 18 ay oldu. Yeter artık, açıklayın. Bakın gidiyoruz. Marka vermek istemiyorum. O markayı dağıtan ıslak bez veya bebek bezi dağıtan firma da epey incelendi. Nasıl olduysa o ceza dışı kaldı. Ona da bizim itiraz hakkımız varsa biz de ona itiraz hakkımızı kullanırız idari yargıda. Yani Rekabet Kurumu'nun ona da ceza uygulaması gerektiği kanaatindeyim. Arkadaşlar şunu düşünün. Hepsi 29.90 olur mu ya? Bir tanesi 29.80 olmaz mı? Bir tanesi 29.95 olmaz mı? 4'ü 5'i aynı fiyatı uyguluyor ıslak bezde. İnanın gidip özel kendim bakıyorum. Gelen fotoğraflar, bilgiler ayrı. Yani tüketiciden geliyor, sektörün içinden geliyor, çalışanlardan geliyor. Ama şimdi bakıyorum, emirle enflasyon keçisi ilan edilmiş. Enflasyonun tek nedeni zincir marketlerin kartel oluşturup bazı fiyatları, temel tüketim ürünlerindeki fiyatları ortak belirlemeleri iddiamız yok. O unsurlardan biri. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı da söylüyor. Gıda fiyatlarındaki artış genel enflasyon oranını yukarı çekiyor diye. Fakat 18 ay süren incelemenin sonunda verilen karardan önce
3 gün önce 27 Ekim'de tüm firmalar sözlü savunmaya çağrıldı ve halka açık olarak sabahleyin 10.30 sularında başladı. Gece yarısına kadar dinledi Rekabet Kurumu. Biz de dinledik. Vatandaşlar da dinledik. Oradaki tabloyu Rekabet Kurumu inceleme yetkililerinin buldukları WhatsApp yazışmalarını, e-posta yazışmalarını nereye koyacağız? Demez misiniz? Size ne? Rakibinizin kaçtan aldığı, kaçtan sattığından. Siz kaça alabiliyorsanız en ucuz onu alacaksınız. Şimdi enflasyon keçisi ilan edilmiş diyorlar. Ve diyorlar ki bunların 3 temel unsuru vardır. İlk fiyat arttıran olmamak, işte en ucuz satan olmak. Peki bunları nasıl sağlayacaksınız? En ucuz satan olmak, rakibin fiyatından fazla olmamak ve ilk fiyat arttıran olmamak. O zaman hepiniz duracaksınız yerinizde. Hiçbiriniz ilk fiyat arttıran olmak istemiyorsunuz. Hiçbiriniz raf fiyatınızı arttırmayacaksınız. Bu nasıl sağlanır? Bu ancak kartelle sağlanır Figen Hanım. Tabii. Karteli kurarsınız ve dersiniz ki bu sefer ilk fiyatı sen arttıracaksın. Cumartesi günü de bizler gireceğiz. Başka türlü olur mu? Yani bunların felsefesi ilk fiyat arttıran ben olmayayım. En düşük fiyattan satan olayım. Rakibimden yüksek fiyatta satmayayım. Aynı fiyatta satın o zaman. Bu çıkıyor. Yani aynı fiyat demiyor. Bakın yüksek olmayayım diyor. Şu 30'lu görüyorum şimdi ekranda. 30'lu yumurta fakir fukaranın yegane hayvansal protein ihtiyacını karşıladığı gıda ürünü. Çünkü et çok pahalandı. 100 liralara yaklaştı kıyma bile. O nedenle bu yumurtalardan alıyorlar. Çoluklarına çocuklarına yedirdikleri bu yumurtayla hayvansal protein ihtiyaçlarını sağlıyorlar. Bu yumurtanın fiyatı birlikte çıkıyor, birlikte iniyor. Hatta TGRT Haber'de ekran açıkken 2,5 ay kadar önce çıktı, gösterdi. Ya bu nasıl olur dedi. İndirim yaptılar. 4'ü aynı fiyat. 4'ü de aynı fiyata indiler. 23.90. Neden bir tanesi 24 değil? Bir tanesi 23.50 değil. İşte az önce birisi savunuyor ya, çok takipçili biri Twitter'da, diyor ki bunların diyor temel prensibi ilk fiyat arttıran olmamak, rakibin fiyatından fazla olmamak ve en ucuz piyasada en ucuz olmak. Piyasada en ucuz nasıl olacaksın? Rakibe bakacaksın. Rakibin fiyatının altına ineceksin. Peki Figen Hanım, maliyet faktörü diye bir unsur var. Yani tabii. 10 kuruşa aldınız. Rakip satıyor 10 kuruşa. Ne yapacaksın? 9.99'a mı satacaksın? Sayın Murat Ülker geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani zararına mı satalım dedi. Onun da bir zincir marketler var zannediyorum bulunduğu grupta. Ben isimlerini zikretmek istemiyorum. Siz söylediğiniz Rekabet Kurumu açıkladı ama beni mahkemeye verdiler daha önce. Tazminat davasıyla yargılandım. Biraz ürktüm demeyeceğim ama biraz daha ihtiyatlı oluyorum. Çünkü mahkemeden korkmuyorum. Ben mahkemeye gidip harcadığım zamanı binlerce tüketici sorunu için ziyan etmiş oluyorum. Evet. Onlara vermem gereken zamanı gidip adliye koridorlarında harcıyorum. Yoksa bir şeyden çekindiğim yok Allah'tan başka. Çünkü ben tüketici yararına, Allah rızası için karşılık sadece sevgi bekleyerek çaba gösteren bir ekibin başındayım. Tüketici Konfederasyonumuz kimseden herhangi bir maddi menfaat beklemez. Tam anlamıyla bir sivil toplum örgütü ve gönüllülük esasına göre çalışır. Reklamlara girdi biraz ama Tüketici Konfederasyonu ticari hiçbir ilişkisi yok. Hiçbir çıkarı, beklentisi yok. Yegane beklentisi halkımızın refahına, huzuruna ve güvenli gıdaya, ekonomik, sağlıklı gıdaya erişmesine katkı sağlayabilmek. İşte toparlayacak olursak Figen Hanım, siz sabırla beni dinliyorsunuz. İki sonuç bekliyoruz. Bir, ya çeki düzen verecekler ya da bu karşılaştıkları cezayı %25 eksiğiyle süresinde ödeyip yargıya taşıyacaklar. Yargı sonucunda ödedikleri bedeli geri almayı hedefleyecekler. Bu tabii yıllar sürebilir. Bunun ilk derecesi var. Üst mahkemesi var, oradan genel kurul var. Çeşitli yargı aşamasından geçecek. Biz geçmişte 12 bankanın, ki bu 12 banka piyasadaki
tüketici işlemlerinin %95'inden fazlasını yöneten banka. Aralarında anlaştıklarına dair Rekabet Kurumu tespitlerini yaptı, açıkladı. Ciddi de yaptırımlar uyguladı. 1 milyar 116 milyon. Burada çıkan ceza 5 zincir market, bir de tedarikçiye 2.7 milyar lira. Yani öbürünün 2,5 katına yakın neredeyse. Dolayısıyla buradaki rakam büyük. Bu da yargıya gidecek. Öbürü daha sonuçlanmadı. Bakın kaç sene geçti üzerinden bankalarla ilgili. Oradan tecrübem var. Dörtte bir eksiğiyle paralar ödeniyor veya teminat mektubu veriliyor. Daha sonra yargıya gidiliyor. Yargı sonucu yıllar sürecek. Şimdi ya fiyatları arttırmak suretiyle aynı tavır devam ettirilirse biz ne yapacağız? Biz şunu yapacağız efendim. Az önce haksız fiyat artışıyla ilgili bir uygulamadan bahsettim. Tüketicilerimiz arama motorlarına HFA, haksız fiyat artışı veya haksız fiyat bildirimi yazdıkları takdirde bu gerek iOS gerek Android sistemde cep telefonlarına, akıllı telefonlara indirilebilir. Hiçbir ücreti yok. Oraya kendini kaydeden tüketici şu manavda gördüğü şeftalinin fiyatı yukarı çıkmış. Hemen çeker fotoğrafını, Ticaret Bakanlığı'na yazar. Geçen hafta bu pazarda aynı ürün 7 liraydı, bugün 10 liraya çıkmış. Pazarcının da bilgilerini aktarırsa Ticaret Bakanlığı nokta atışıyla gider onu bulur. Ayrıca bu tür dün ilan edilen yaptırımla ilgili cezayı Ticaret Bakanlığı uygulamadı. Onu Rekabet Kurumu uyguladı. Çünkü Rekabet Kanunu müşterek hareket etmeyi, piyasada kartel oluşturmayı yasaklıyor. 4054 sayılı yasanın 4. maddesine aykırılıktan cezalar uygulandı. Rekabet Kurumu fiyat yüksekmiş alçakmışa bakmadı. Neden ortak hareket ediyorsunuz'a baktı. Şimdi bunu ayırt edelim. Rekabet Kurumu'na şikayet edeceğimiz hususlar şu. Gittik A markette 30'lu yumurta işte 34 lira 90 kuruş. Öbürüne gittik 34.90, öbürüne gittik 34.90. Bunları fotoğrafladık, marketlerin isimleriyle, şubeleriyle bildirdik. Rekabet Kurumu bunu inceler. Siz nasıl aynı fiyatı belirlediniz, size bir bakalım der. Nitekim Rekabet Kurumu'nun uyguladığı bu yaptırımın temeline baktığınızda ki ben 3 gün önce açık savunmaların bir kısmını dinledim. Alenen mail yazışmaları var. Diyor ki işte A market filan tarihte raf fiyatını değiştirecek. Seninkilere söyle. Kim söylüyor bunu? Tedarikçi. Tedarikçinin personeli var. A market sorumlusu diyelim Aydın. B market sorumlusu Figen Civan. Hı hı. Aydın yazıyor Figen Hanım'a. Diyor ki Figen merak etme. Bu tarafla konuştum. Şu tarihte raf fiyatını değiştirecek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sana ne onun raf fiyatından? Az önce bir tane tweetten bahsettim. Rakibinden yüksek fiyatı olmamalı. Aydın Bey, kimden bahsediyorsunuz? Söylemiyorsunuz isim ama. Marka da değil yani, bir isim söyleyebilirsiniz aslında. Kimden bahsediyorsunuz? Rekabet Kurumu tedarikçi firmalardan iki tanesini de inceledi. Hı hı. Bir tanesi ceza almadı. İhtiyaç malzemeleri, temizlik ürünleri, işte bebek bezi, ıslak bez vesaire üreten firma. Evet. O cezadan kurtuldu. Ama ben orada dinlerken bunları gördüm. Bu nedenle de hukukçu arkadaşlarımızla biz durumu inceleyeceğiz. Rekabet Kurumu'nun onun hakkında yaptırım uygulanmasına yer olmadığına dair kararını idari yargıda biz itiraz yoluyla değerlendirmeye çalışacağız ki o da yaptırımla karşı karşıya kalabilsin. Size ne diyorum? A müşterinizin raf fiyatından B müşterinize laf taşıyorsunuz. Bunlar belgelenmiş. Belgelenmiş. Hatta bir yazışmada diyor ki dikkatli olalım yazışmalarımızda, üst yönetimin talimatıyla falan demeyelim. Yani mızrak çuvala sığmadı. Somut deliller var ortada. Evet. Bu somut delillere rağmen uygulanan bu yaptırım için siyasi karar talimatla verildi deniliyorsa ben yazıklar olsun diyorum. Yani biraz inceleyin sonra konuşun. Milyonları ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Milyonlarca dar gelirli gıdaya ulaşırken sıkıntı çekiyor. Bakın tedarikçi kim biliyor musunuz cezayı? O az ceza yedi çünkü ciro üzerinden hesaplanıyor. Bir 22 milyon bilmem kaç, bir de 11 küsür 35 milyonun altında bir cezaya muhatap oldu o. O firma Türkiye'nin geçen yıl en çok fiyatı artan gıda maddesini üreten firma. En büyük firma ülkemizdeki. Sıvı yağ. Evet. Geçen sene ayçiçek yağı fiyatı ikiye katlandı. Nasıl şikayet geliyor?
Geçen hafta işte 45 liraya aldığım 5 litre yağ bugün 54 lira oldu diye. Öbür sefer diyor ki 62 lira oldu. Böyle böyle şu anda 85-95 aralığına geldi. 5 litrelik yağ, sıvı yağ üreticilerinden bazıları 4 litre yaptılar biliyor musunuz? Ambalaj değiştirdiler. Biz zavallı tüketici saf dikkatsizce onu 5 litre diye ucuz diye alıp gidiyoruz. Üzerinde yazıyor 4 litre oldu. Ama biz alışmışız ya büyük sıvı yağlar 5 litrelik olur, 2 litrelik olur, efendim 1 litrelik olur. Biz öyle alışmışız. Bu arada yarım litreliği de yaptılar. Sıvı yağ tedarikçisi firma, 5 büyük zincir market, hepimizin bildiği, köylere kadar girmiş olan bu zincir marketler yaptırıma maruz kaldı. Şimdi olayın bir de diğer boyutuna bakalım. Bu zincir marketler bizlerin hayatını çok kolaylaştırdı. Bir çatı altına giriyoruz. Kırtasiye, elektronik, züccaciye, hatta bazı büyüklerde mobilya, konfeksiyon, ne ihtiyacımız varsa kasap, manav, market, kuru yemiş, şarküteri hepsini bir arada alıp tek bir ödemeyle dışarı çıkabiliyorduk. Yeni taslak hazırlıyorlar. Ticaret Bakanlığı'nda bir taslak var. Şimdi pek gündemde değil ama getireceklerdir. Çünkü zincir marketleri kontrol altına alamayınca, yeterince denetleyemeyince kamu otoritesi bunları şehir dışına çıkartalım demeye başladı. Pazar günü 11'den önce açılmasın. Tekel ürünleri kırtasiye vesaire satamasın. Elektronik satmasın. İyi de biz tüketici etkisi ne olur bunun sizce Figen Hanım? Ya zam, şimdi, diğer ürünlerde daha fazla zamla almamıza sebep olur diye düşünüyorum. Ben daha pahalıya almamıza sebep olur diye düşünüyorum. Tabii o var. Onun yanı sıra bu zincir marketler çok mağazalı oldukları için toplu alım yapıyorlar. Toplu alım yaptıklarından ötürü de en dip fiyatlarda alıyorlar. Bir cep telefonunu bunlar alıyor 10 bin tane. 10 bin mağazası var. Birer tane koysa 10 bin tane. Esnaf, cep telefonu esnafı alıyor 2 tane, 3 tane satmak için. Sermayesi o kadar. Bu zincir marketler güvenilir olduğu için mali güçleri de yüksek. Veresiye de alabiliyorlar. Kredili de alabiliyorlar. Ve en dip fiyatta aldıklarından bunlar düzgün fiyatlandırma yaptıkları zaman, düzgün fiyatlandırmadan kastımı da açayım, makul kar marjıyla çalıştığında inanın bize, tüketicilere hiç erişemeyeceğimiz kadar düşük fiyatlardan sunabiliyorlar. Evet. Çeşit bolluğu var. Şimdi pazar günü 11'den önce açılmayacak. Köydeki bakkal kapattı. Orada gitti bir diskont market, şube açtı. Onlar rekabet edemedi bakkalımız, manavımız. Peki pazar sabahı kalktı. Köylü gidecek, oradan ekmek alacak, zeytin peynir alacak. Saat 11'e kadar açılmasını mı beklesin? Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Bunlar kamu otoritesinin panikle zincir marketlerin perakende sektöründeki belirleyici yönünden rahatsızlık duyunca adeta hırsla bir tepki olarak ortaya koyduğu argümanlar. Evet. Biz zincir marketlerden memnunuz. Ancak denetim sıklaştırılmalı ve bu denetime tüketici de katılmalı. İşte rekabet kurumumuz var orada. Bir aykırılık olduğunda devreye giriyor, inceliyor. Bağırsaklarına kadar girip röntgenini çekiyor, raporunu yazıyor, gereken yaptırımlar uygulanıyor. Evet. Gerekirse bu yaptırımlar biraz daha ağırlaştırılsın. Yani kapatmaya kadar gitsin. Örneğin 3 gün kapatma. 3 gün kapatma çok ağır bir cezadır. 1 gün bile çok ağır bir cezadır. Bu noktada tüketicilere tavsiyem lütfen Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulamaları akıllı telefonlarınıza indirin ve kullanın. Bakın kullanamıyorum ben akıllı telefonum yok diyenlere de söyleyeyim. Alo 175-724 tüketici hattı size hizmet için bekliyor. Arayın, bildirin. Deyin ki şu markette, şu adresi böyle böyle bir durumla karşılaştım. Peki. Filan markette bu. Bunlar kayda geçiyor ve bu o zaman bizim müfettişlerimiz nokta atışıyla inceleme yapabilecekler. Yani rastgele örnekleme yöntemiyle işte 30 tane yeri gezeyim, inceleyeyim o zor. Ama nokta atışıyla gittiğinde büyük ölçüde sonuca ulaşabilecektir. Hem zaman tasarrufu olacak hem de kararlarda isabet oranı yükselecektir. Evet. Bugün geldiğimiz nokta bizleri mutlu etmedi Figen Hanım. Evet. Tüketici olarak bizleri mutlu etmedi. Şu anda yapacağımız hareket ne olmalı? Bizim yapacağımız hareket biraz geri çekilmeliyiz tüketici olarak. Mümkünse o civardaki yerel marketler, hani şu bakkalların irileşerek ayakta kaldıkları halleri vardır. Hı hı. İşte o bölgede, o şehirde 5
mağazası var, 3 mağazası var veya en fazla 20 mağaza. Onları tercih ederim, onlara yönelelim. Böylelikle küçük de olsa tepkimizi ortaya koyalım. Peki. Fiyatları izlemeye devam edelim. Peki. Ve Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi fonksiyonumuzu yerine getirebilmek için mobil uygulama, haksız fiyat artışı, bir de hal kayıt sistemi var, HKS yazın. Onu da indirdim ben cep telefonuma. Mobil tüketici, haksız fiyat artışı ve HKS hal kayıt sistemini cep telefonlarınıza indirin. Evet. Ticaret Bakanlığı'na gördüklerinizi iletin. Teşekkür ediyorum Sayın Aydın Ağoğlu aktardıklarınız için. Tüketiciler de mutlaka bu sizin önerilerinize dikkat vereceklerdir ve dediklerinizi uygulamaya çalışacaklardır. Sağ olun. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizimle birlikteydi ve bu 5 market zinciri ve tedarikçilerin aldığı cezalarla alakalı bilgilendirme yaptı.